1999 yılında Abdullah Öcalan Türkiye'ye teslim ediliyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve aynı zamanda Fethullah Gülen de 99 yılının 21 Mart'ında buradan seyahate çıkıyor. Daha önce 1998 yılında bir yıllığına gidiyor orada, görüşmeler yapıyor, geliyor. Daha sonra tekrar yeniden Amerika'ya gitme kararı veriyor. İlk defa televizyonunuza açıklıyorum. Ben darbe komisyonunda bu hafta salı günü teklif edeceğim. Kendisi gitmeden önce Hacettepe Üniversitesi'ne yatıyor. Hacettepe Üniversitesi'nden kendisine bir rapor alınıyor. Bana bunu 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1402'lik olarak üniversiteden uzaklaştırılan Profesör Doktor Tahir Hatipoğlu söylemişti. Bunun araştırılmasını teklif edeceğim. Ve kendisi o zaman Doğru Amacı tarafından bu raporun verildiği söyleniyor. Ve ardından da geçen dönem rektörlük yapan Murat Tuncer'in de uçakla kendisinin yanına refakat etmek üzere o zaman gönderileceğini, ikinci şahsın da ismini verdi, şu an ismi hatırlayamayacağım. O da daha sonra Ankara'da rektörlük yaptı. Bu doğru mudur? Bu rapor nasıl verildi? Ardından da Bülent Ecevit'in... Hayır, o bahsettiğiniz isimler uçakla gitmiş mi? Şöyle bir ifade kullanmıştı. Sayın milletvekili, o bahsettiğiniz isimler uçakla eşlik etmişler mi, yoksa öyle bir planlama yapılmış olmamış mı? Birincisi eğer... Evet, birinci planı yapmışlar. O geçen dönem Hacettepe Üniversitesi'nin rektörü Murat Tuncer'i yanına koyalım. Gitsin, eğer onun bir problemi çıkarsa, bir mazereti beyan olursa diğer arkadaşı yanına koyalım. Şu an ismini hatırlayamadım. O da daha sonra Ankara'da rektörlük yapmış birisi ama salı günü bunu hem basınla hem de komisyonla paylaşmış olacağım. Ve de ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorlar kendisi bir uçakla beraber. Orada kalıyorlar 99'dan sonra. Neden Amerika Birleşik Peki, Devletleri? Peki sizin ilk defa söyleyeceğiniz iddia bu iddianızın, şimdi reklamlara bağlanmak zorundayız. Sayın milletvekili, iddianızın özünü bir kere daha toparlayıp çok kısa söyler misiniz? Ekranlarda şu anda ilk defa söylüyorum dediğiniz iddia nedir? Erkan Tam, ben bir hemen bir Fethullah Gülen hasta diyorlar. Hacettepe Üniversitesi'nden kendisine bir rapor almak lüzumu hissediliyor. İhsan Doğru Amacı'nın devreye girdiği... Selçuk Bey, anlamadık söylediğinizi. Bir saniye, bir dakika. Bu rapor ne raporu? Yani Fethullah Gülen örgüt... Hastalık raporu. Efendim? Bu sağlık raporu mu? Yurt dışında tedavi olur maksadıyla bahane üretilip yurt dışına çıkarıldı. Yani raporun aslı nedir? Kubilay Bey'e teşekkür ederim. Orada baskı rapor altında tutuluyor diye bir iddia var. Yani şimdi gönüllü olarak gidiyor ve dönmüyor bir daha. Acaba bu raporun özüne ulaştınız mı? Yani raporda ne yazıyor? Bunu isteyeceğiz. Bunu bana Tahir Hatipoğlu, Profesör Doktor Tahir Hatipoğlu 12 Eylül 1980 darbesinde 1402'lik olarak üniversiteden uzaklaştırılan bir kişi... Daha sonra dostluğumuz oluştu kendisiyle. Benim üniversite hayatım, kendisinin üniversite hayatı, YÖK'teki 28 Şubat'taki benim karşılaştığım bazı sıkıntılar nedeniyle. Şöyle deniyor, sizi bir hastaneye yatıralım, bir rapor alalım ve bu raporda şunu diyelim. Türkiye'de tedavisi mümkün değildir, Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavisi mümkündür diyelim. Ve bu raporu da İhsan Doğru Amacı kanalıyla aldırıldığı, o zaman Bilkent Üniversitesi Yönetim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi'nin ilk kurucu rektörlerinden bir tanesi YÖK kurulduktan sonra ve burada Murat Tuncer'i de yanına verelim diyorlar. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nin geçen dönem rektörlüğünü yaptı ve bununla birlikte yolculuk yaptıralım. Ama eğer Murat Tuncer Bey'in bir mazereti çıkarsa yanına daha sonra Enver, şu an ismini hatırladım, Enver olarak bir rektörlük yapan, Ankara Üniversitesi'nde bir rektörlük yapan şahsı koyalım diyorlar. Daha sonra o rektör diyor ki iyi ki Murat'ın bir bahanesi çıkmadı da Fethullah Gülen'i Amerika'ya eşlik ederken bu şahıs götürdü. Burası çok önemli, bakın. Bir yandan 1971. Şimdi bir dakika efendim. Bitmiş dışarıyla görüşmeler yapıyor. Sayın 1980. Selçuk Bey. Arka kapıdan çıkartılıyor. Daha sonra 99'da. Selçuk Bey. Tarihi fazla geriye götürmeyin, milletin kafası karışıyor. Yani söylemek istediğiniz şu mu? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden yurt dışında tedavi görmek zorundadır diye bir rapor veriliyor ve o raporla beraber yurt dışına gidiyor. Doğru mu anladık? Evet, bu raporla beraber yurt dışına gidiyor. Bu raporu merak ediyoruz. Hakikaten o zaman bu hastalıklar Türkiye'de tedavi edilemiyor muydu? Bunları öğrenmek isteyeceğiz. Ve böyle bir rapor verildi mi? Salı günü dilekçemi yazacağım komisyona.
Bunu isteyeceğim. Peki burada bir soru daha. Şunu da özellikle Selçuk vurgulamak Bey, isterim. Da, Selçuk kendisine... Bey bir dakika dinler misiniz? Selçuk Bey, Murat Tuncel eski rektör gitmiş mi, eşlik etmiş mi? O bunu size söyleyen bu bilgiyi de verdi mi? Verdi. Bana verdi. Kendisinin gittiğini, o zaman hatta Doğramacı'nın giderken havalimanında Fethullah Gülen'in elini öptüğü ve de bu şekilde uğurladıklarına dair o dönemin gazetelerinde bunların haber olarak çıktığını beyan ettiler. Bunu da araştırmasını isteyeceğim, araştırılmasını isteyeceğim. Burada aynı zamanda Sayın Ecevit'in, rahmetli Ecevit'in kendisi rahmetli oldu. Fethullah Gülen'e bazı hatıralarda, belki orada Ahmet Keleş Bey bilebilir bunu, bazı hatıralarda Sayın Fethullah, Sayın Ecevit'in Fethullah Gülen'i arayarak hocam sizin sağlığınız bizim için önemlidir. ABD'ye gitmeniz gerekir ve orada tedavi olmanız gerekir diyerek de telefon ettikleri söyleniyor. Hatta dönemde Milli Güvenlik Kurulu kararlarında zaman zaman askerler tarafından bu yapının takip edilmesi ve izlenilmesi istendiği zaman Bülent Ecevit'in her seferde karşı çıktığı, buranın ılımlı bir İslam olduğu, Türk dünyasında ve dışarıda okullarla Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunduğu noktasında askerlere itiraz edilerek o dosyanın geriye itildiği noktasında konuşmalar var. Bunları da öğrenmek istiyoruz.